Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bir arada olmak için erken dedi. Bizim genel anlamda sokaktaki uyumumuz çok kötü değil. Açık havada da çok büyük sıkıntı yok. Şimdi o bakımdan da avantajlı bir döneme giriyoruz. Ama en büyük sıkıntımız şu. İnsanın doğasında var. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla daha rahatız. Biraz daha güvende hissediyoruz. Böyle ortamlar şu anda risk yaratıyor. O ortamlara dikkat etmeliyiz. Bir kapanma dönemini, bayramı geçirdik ama hala mesela evlerimizde misafir ağırlayabileceğimiz veya rahatça bir araya gelebileceğimiz kadar rahat bir döneme girmedik. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım dedi Profesör Doktor. Aşı olanlar ve olmayanlar, evet aşı çok etkili ama aşılıyız diye veya ben aşılıyım diye bana bir şey olmaz diye düşünmememiz gerekiyor. Bana bir şey olmaz mantığı aşıyı olan kişi açısından bir yere kadar doğru. Aşı kişiyi büyük ölçüde koruyor ama aşılı kişi virüsü alıp bir başkasına taşıyabiliyor. İhtimaller azaldı ama hala böyle bir risk var. O yüzden aşı olmuş kişiler olarak işin bu tarafını gözden kaçırmadan hareket etmemiz gerekiyor dedi Bilim Kurulu üyesi. Eğer bizim aşı takvimimiz beklediğimiz ve planladığımız şekilde hayata geçerse, ki geçecek gibi görünüyor çünkü çok net sözler veriliyor, o zaman biz sanki Haziran sonuna biraz daha rahatlarız gibi geliyor. Belki Temmuz'a da kayabilir ama iyi bir noktaya geliriz. Bu arada 65 yaşın üstünde aşıda tereddüt eden %18'lik bir grubumuz var. Onların soru işaretlerini giderip ikna eder ve bu grubu da aşılarsak çok daha rahat edeceğiz dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.